Sayın Kaymakamım, sayın protokol üyeleri, değerli misafirler. Devletimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde onu bir kez daha anlamak ve anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. İzninizle program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, şiirler, sinevizyon gösterileri, Atay'a mektup, Atatürk'ün bir anısı, oratoryo, zeybek gösterisi, Atatürk'ün sevdiği türküler ve kapanış. Mustafa Kemal'in gerçek çocuklarıyız biz. Bir kalp durduysa bir 10 Kasım'da, binlerce kalp doldu vatan topraklarında. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Anamur Ortaokulu müzik öğretmeni Elif Ayhan eşliğinde İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Mevzilerde hakkın ve bağımsızlığın erkekçe direnişi İnönü'den, Sakarya'dan, Kocatepe'den. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere okulumuz müdür yardımcısı Necla'sının oğlunu kürsüye davet ediyorum. Hatırlatmayın bana 9-5 geceyi, hele kuslu geçen o geceyi. Söyletmeyin Kasım adlı diyeceği, bu benim en büyük yasım, bu atamın öldüğü 10 Kasım. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusunun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak bakımından 10 Kasım'ların önemi büyüktür. Atatürk'ü anlamak demek, onun çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek demektir.
genç nesillere onu ve ideallerini aktarmaktır. Çizgisinden sapmadan, ilkeleri doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefler olan nesiller yetiştirmek demektir. Mustafa Kemal Atatürk, ileriye gören bir liderdi. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda sonra ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk o görüp milletin dikkatini çekti. Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Sakarya Savaşı'nın sırasında söylediği, vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözü ve ayrıca yurt toprağı, sana her şey feda olsun, kutlu olan sensin, sana canımız feda sözleri onun vatan sevgisini ve kararlılığını göstermektedir. O hep milletine güvendi ve inandı. Tarihte büyük devletler kuran, tarihe yön veren, tarihi okumaktan çok yazmayı seven ve yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş Türk milletinin büyüklüğüne inanmış, Türklüğüyle hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenle bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip yüce Türk ulusunun çağdaş dünya içerisinde yer alacağına inandı ve bunun için çabaladı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği, en büyük davamız, en medeni ve gelişmiş refah seviyesi içerisinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir sözü, bunu ispatlamaktadır. Her zaman hepimize rol model olan Atatürk, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışan bir Türk toplumunu ayağa kaldırmış, zafere olan inancını millete aşılamıştır. Atatürk'ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için hedefli değil, gelişmiş, çağdaş, güçlü Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti ve evlatlarımızı sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün görünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye olabiliriz. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük devlet adamının ölümsüzlüğe geçişinin 82. yıl dönümünü saygı, sevgi, özlem ve rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Sözlerine burada son verirken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgili, saygı ve minnetle anıyorum. Saygılarımla. Atatürk diyor ki, sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Okulumuz elektrik bölüm şefi öğretmenimiz Bülent Sever'in, şair Halim Yağcıoğlu'nun kaleme aldığı Atatürk'ten Son Mektup isimli şiiri okuması için kürsüye davet ediyorum. Atatürk'ten Son Mektup. Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız sağlarca da. Hep tutulmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal öyküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yanlar artık. Bırakın rahat etsin aralarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yok mu sefaletin? Mustafa Kemal'i ağlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal öyküsü sadece söz değil. Bana Ruslar getirin diyor da. Uygar Ruslara eşit yeni uluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle aldınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avulmak değil. Mustafa Kemal ülkesi sadece söz değil. Hala o acıklı ağırlıklar uzandırmışsa, hala olduğumuş 10 Kasım'larda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın.
Ruslar elinde titriyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal ilgisi sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağrısın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ilgisi sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz, hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz, halka eğilmek dururken. Hani göylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Mustafa Kemal'i anlamak, işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata alınmaz rezil baltavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Haydos övünmeye, haydos alınmaya. Yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldanmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Eğitimdir ki bir uluslu yıldır, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir uluslu esaret ve sefalete terk eder, diyor Gülörler. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin seslendirdikleri Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiirin video gösterimini birlikte izleyelim. Ulusunun bağımsızlığını her zaman düşünen, ulusunu yüksek medeniyetler seviyesine çıkarmak gayesinden asla ödün vermeyen atamızı halkımıza sorduk. Şimdi sizlere halkımızdan aldığımız cevapları dinlemeye ve ardından atamızın hayatı ile ilgili hazırlanan televizyon gösterisini izlemeye davet ediyorum. Türk milletinin yetiştirdiği en büyük dehadır. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Süpermen. Tek bir kelimeyle anlatılmaz, birden çok anlatılır. Özgürlüğümüzdür. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? İdolüm. İdol. Başka bir şey yok. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne kurmuştur. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Hayır, o anlatılmaz. Yaşanır. Ülkemizin kurucusu ve ulu önderimiz. Onu kesinlikle anlatmayla bitiremeyiz. Vaktimiz çok az. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Atatürk tarihte lider ayarı görülmeyen bir liderdir. Bunu da dünya lideri olarak kabul edeceğiz. Bütün dünya Atatürk'ü en büyük bir kurtarıcı olarak lanse etmiştir. Atatürk'ü
bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Atatürk benim için dünya lideri. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Atatürk bizim için çok iyi, çok değerli bir insandı. Biz onun sayesinde bugünlerde kaldık, bugünlerde duruyoruz. Atatürk en büyük liderdir. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Atatürk hepimiziz, biziz. Bitti, bu kadar. Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Atatürk, Türk milletinin bir kahramanıdır. Sonsuzluğa kadar Atatürk'ü unutmayın. Gülen abla, Atatürk deyince aklına ne geliyor? Özgürlük, demokrasi, seçme ve seçim hakkı geliyor. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Atatürk kaybolduğumuzda yolumuzu gösteren bir pusuladır. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Atatürk yurttur, evdir, Atatürk bu toprakların güneşidir. Atatürk kimdir? En büyük Türk Atatürk. Atatürk tüm dünyanın saygı duyduğu ölümsüz liderdir. Atatürk kimdir? Çocukları seven biri. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Atatürk bir milleti küllerinden doğuran lider. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk benim için bağımsızlık ve özgürlüğü ifade ediyor. Atatürk senin için ne ifade ediyor? Atatürk benim için gururla Türk olduğunu söyleyebilmemi ifade ediyor. Abi, Atatürk'ü bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Demokrasi. Bize tek bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Cumhuriyetin kurucusu. Atatürk savaş zamanında ne yapardınız? Ne yaparım? Ekmek gönderdik. Çorap gönderdik. Atatürk'e yalvarırdık. Yakarırdık. Yardım ederdiniz değil Yardım mi? Yardım ederdik. Öldüğünde ne oldu? Herkes Öldüğünde ne yaptı? Öldüğünde de ağlaştık. Ağladık. Sızıladık. Ağladık. Sever miydin Atatürk'ü? Tabii severdim. Babam gibi severdim. Atatürk'ü bir cümleyle anlatır mısın bize, kimdir? Atatürk bizi kurtaran babamızdır. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Varlığı bir milletin varlık sebebi olmuş. Bir yıkıntıdan bir abide yaratmış. İcraatleriyle halkını her şeyden fazla insanca yaşayabileceği bir ülke bırakmıştı. ...57 yıllık yaşamını acılar, ayrılıklar, savaşlar, barışlar, ümitler, her şeyin ötesinde kimselerin kurmaya bile yeltenmediği, adım adım gerçekleştirdiği nice hayaller sığdırmıştı. Nefes aldığı her gün, milletini ufuklarda gördüğü o sonsuz hedefe doğru hızla yaklaştırıyor, hem Anadolu'da hem dünyada haklı efsanesi gittikçe büyüyordu. Önder'in 10 Kasım 1938'de ebedi aleme intikal edişi, hiç kuşku yok ki Türk ulusunu derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Aramızdan ayrılışı bütün Türk halklarında derinden sarsmakla kalmamış, dünya üzerinde diğer milletler arasında da büyük bir yankı uyandırmıştır. Öyle ki ölümünün ardından İsviçre'nin ileri gelen gazetelerinden Le Temps, ölüm yenilmezi yendi. Hakim bakışlı, madeni mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhuriyeti'nin mazisi gelecek için teminattır diyecekti. Atatürk'ün vefatının hemen arkasından dünya liderleri tarafından yapılan tüm açıklamaların ortak noktası, onun dünyaya gelmiş çok nadir bir dahi olduğu, büyük devlet adamlığı ve diğer dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur.
Bu yüksek kabiliyet isteyen icraatlerde her defasında başarıyı getiren şey elbette şahsi özelliklerinde gizliydi. Atatürk öncelikle reformcuydu ve tam bir aksiyon adamıydı. İleriyi görebilen nitelikleri ve inanılmaz sezgisi askeri manevralarda dünyanın en üstün kuvvetlerinin bile bir adım önüne taşıyordu onu. Çanakkale'de düşman generali Hamilton'ın tüm saldırı noktalarını tahmin ediyor, planlıyor ve içerideki her türlü itilafa rağmen 1. Dünya Savaşı'nın bir kanadını yöneten, bağlı olduğu Otto Liman Monsanders'e bile hükmedebiliyor, onu ikna edebiliyordu. Neticede her zaman daha büyük bir mücadelenin içine girmeye hazır olan bu adam, çılgınlığın da ötesine geçerek İstiklal Harbi'ni başlatıyor ve yerle yeksan olmuş bir halkı örgütlüyordu. Gün be gün başarıyordu, başardı da. Askeri rütbeleri bile bir çırpıda sökülen Mustafa Kemal, milletiyle birlikte ya istiklal ya ölüm diyerek zaferin kazanılmasında kuşkusuz ki en büyük pay sahibi olmuştur. Türk milletine cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramları sahiplendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri medeniyetler seviyesine getirebilme hedefini kendine misyon edinmiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 10 Kasım'ın anlam ve önemini anlamak aslında Atatürk'ün fikirlerini anlamaktır. Atatürk'ün tüm dünya liderlerinden farkını ölümün ardından bir İspanyol gazetesinin yazdığı yazı çok iyi özetliyor. Gazete şöyle diyordu: Atatürk askeri deha, devlet adamlığı ve filozof dehasını kendinde toplamıştır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir diyor Ulu Önder. Atamızın bu sözünü kendine ilke edinmiş, hayatında bir kez dahi atasının resmini görmemiş, görme engelli Mehmet'in atasına, atamıza yazdığı mektubu okulumuz edebiyat öğretmeni Hülya Tuğul Kaplan sizlerle paylaşacak. Sevgili ata, bu mektubumu Alman atan resmen yanağımdan ılık ılık süren her damlanın Efsun'un hikayesini hayalimde resmettiğim o mavi gözlerine bakarak yazıyorum. İkimizin arasında bir sır olsun istiyorum. Sadece bizim bileceğimiz, bize ait bir sır. Senin ve yüz binlerce şehide bizlere emanetin olan toprağımın her bir tanesine kurban olduğum memleketimin kendi kokulu olanından, hasret kokulu sokaklarından aldığım nefesle özgürlüğü kaydırarak sana bu mektubu senin bize hediye ettiğin halka göre yazıyorum. İlk defa dönemden duymuştum senin kahramanlık destanlarını. İçimi öyle heyecanlandırırdı ki, Derne'de, Topluk'ta, Çanakkale'de ve Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri, sesiyle zafere giden yolda dolu dizgin ilerleyen efsansız bir komutanmışsın sen. Senin çizdiğin o örgütüyle ilerleyen bu millet senin sevgini yüreğine nakşederek sana olan vefasını gösterdi her zaman. Sen ana yurdumuzu sevgili olmaktan kurtardın. Sen ulu bir önder olarak aileler kadar ülkemizi. Azametinle, feyazetinle ve cesaretinle örnek oldun. Sen düşmana korku, dostlara selam sağlam. Kifayetsiz sözlerin gölgesinde susun kalıyordun çoğu zaman. Oysa seni tarif etmeyi, seni anlatmayı, seni yaşamayı ve yaşatmayı ilke edindiğin üstlerimin üzerine kurdum bu hayal zaman. Kendime şirar ettiği mümkünleti yolda evin adamlarla ilerliyorum adam. Senin şanlı tarihimize yazdığın destanlara gelecekte yeni destanlar eklemek için ben de bir
olmak istiyorum amal gözlerine rağmen. Çünkü ben bağımsızlık uğruna, vatan millet uğruna şehadet şerbeti içen atalım genlerini taşıyorum. Benim damarlarımda evlatlarımın asil kanları mevcuttur. İçimde kor gibi yanan, asla anlatılmayan ama son damlasına kadar yaşanan büyük bir memleket aşkı var. Bize bıraktığım kutsal imanetlerin hepsini canımız pahasına koruyup, kollayıp, gelecekteki genç kuşaklara emanet etmenin sorumluluğunu omuzlarımıza değil, başımızın üstünde taşıyoruz adam. Evet, bugün 10 Kasım. Bugün karanlık dünyada kapkara bir gün. Her yer karanlık. Korkusuz yüreğinde dehşet dünyamızdır. Anlatılmaz. Oysa ben karanlıktan asla korkmazdım. Hiçbir baskı, hiçbir zorluk yeri kadar yıldıramazdım. O kara gün aklıma gelince ağlıyorum. Ruhumun rengi buz dünya oluyor. Vücudumun her hücresi kamçı yemiş milletim gibi boynu bükük kalıyor adam. Yine yaralı yüreğim vurup gözlerim durgun bakar. Hayallerimin üstüne çöken karabalıklar ağlarken yağmurluk tüm bedenimi titretiyor. Aklımın her köşesinde, bedenimin her senesinde baktığımda bana nefes oluyorsun adam. İçimde tuğyan olmuş duygularıma dokunan her bir söze, görmeyen gözlerime dokunan herkese yürekten selam olsun. Seni göremediğim resmine yürekten bakan vatan sevdalısı, milletine görür gözüyle baktığım bu pencereden bir kez daha herkese selam olsun. Atatürk diyor ki, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne tür bir yer getirmesini istediğimizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak buna en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikinde değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi bu sözüyle bir kez daha gördük. İşte bu nedenledir ki onun ne kadar türkü sevdalısı olduğunu da biliriz. Hatta bir Yanık Ömer türküsü vardır ki, Yanık Ömer'in atamızda edindiği yeri okulumuz edebiyat öğretmenlerinden Özlem Yıldırım'dan dinliyoruz. Yanık Ömer'in hikayesi. Kurtuluş Savaşı yıllarında Mehmetçikler yapmıştı Türkiye'ye. Yanık Ömer, cesur ve vatanı için canını hiçe sayan bir askerdir. Savaşta yara alması onun için önemli değildir. Çünkü kanının son damlasına kadar vatanı için savaşan Mehmetçik'tir o. Kurtuluş Savaşı'nda gazi olarak köyüne döner. Köy bayram havasındadır. Nişanlısına kavuşur. Gururludur. Fakat hiçbir zaman yaptığı kahramanlıkla övülmez. Zira kendine göre sadece vatanı için görevini yapmıştır. Atatürk, Safiye Ayran'ın her konserinden sonra onu tebrik eder ve sohbet edermiş. Ve yine günlerden bir gün, Florya'daki köşkünde Atatürk'ün huzurunda müthiş bir konser vermişti. O coşku içinde Yanık Ömer şarkısını öyle bir okumuştu ki adeta mest olmuştu. Bir daha söyletmiş o şarkıyı. Sonra da yanına çağırmış. Beni çok duygulandırdı Safiye. Bu şarkını büyük bir orkestrayla okursan bütün dünyaya dinletebilirsin. Bunu yapmanı istiyorum senden demiş. Yanık Ömer bestesinin orkestrasyonunu Muhammed Sun'a hazırlatan Safiye Ayra masraflarını cebinden karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde çok sesli seslendirerek band kaydını gerçekleştirme saadetini yaşadı. Ama Safiye Ayra bugün tek kaydı bulunan bu çalışmayı ne yazık ki plak olarak bastıramadığı gibi radyo ve televizyonlarda dahi okuyarak halka sunamadı. O günden sonra Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları için yapılan bu desteği Atatürk, Safiye Ayra'dan
her zaman ister olmuş. Kahraman Yanık Ömer'i ve mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz. Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş savaşında 28 yaşında mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, siperleri tüm dünyada derin bir üzüntüyle karşılanmış pek çok yabancı devlet adamı bu üzüntülerini ve ona duydukları hayranlıklarını söyledikleriyle dile getirmişlerdir. Tıpkı ABD Başkanı John Kennedy gibi. Kennedy, Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modern dünyaya anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeriye önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin geliştiği derin ve geniş devrimler kadar bir ulusun kendine olan güvenini daha başarıyla belirten bir başka örnek gösterilemez diyerek duygu ve düşüncelerini oldukça net dile getirmiştir. Ömrünü bu topraklar için, bu ulus için feda eden atamızın anlatıldığı, okulumuz öğrencilerinin ve okulumuz edebiyat öğretmenleri Hülya Tuğ Kaplan, Özlem Yıldırım ve İngilizce öğretmenimiz Seda Ateş eşliğinden hazırladıkları Bir Ömrün Hikayesi adlı oratoryoyu izlemeye davet ediyorum.
Yıl 1881. Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında. Dağ başka, sokaklar başka başka. O gece en güzel yıldızlar paylaştı. Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanlar bu denli mutlu kılan? Bir yeni mevsimdi sanki Selanik bahçelerinden yayılan. Altyazı M.K.
Ben Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal'e güverkede, milletimi görüyordum Deniz Mavisi gözlerinde. Zansın ellerinde yetişe, hiçbir zaman bu kadar ağladım dedi, ortalık ayrılık içinde. Sizin ufuklara bakan mavi gözler, yurdun geleceğini düşünüyordu. Uzun ve yorucu ama şanla şerefle dolu çetin bir yolda ilk adımını atıyordu. Askere yazıldı, yeniden yetişedi. Kimseye zorulmadı yaşlı, erkeği, kadını, genci, yaşlısı. Ve başladı Kurtuluş Savaşı. Yandıranıyor vatan semalarında. O gür ses diyor ki yaşlılar ölür. Taş, selam durmuşlar ama yollara düşmüşler alalım. Yollar yaşlı kaleşmeyecek, görmesin bulacak. Kanlılar geçiyor dostlar. Kanlılar geçiyor. Kır şehrine ne diyoruz Ahmet? Burada. Kazan tepki, yörük patma. Burada. Erdoğan'la İbrahim oğlu yavaş. Burada. Mehmet Edip kızı Halide Edip. Burada. Gördesin Akbule. Burada. Bir savaş ki yangınlarla alev alev vatanın dört yanı. Gece vakti, karınca gibi yıldız düşmüş gökyüzüne. Uzanmış, yatmış, şey üstüne Mustafa. Samur Kalabak başkanı, sırtında bir asker kaputu. Top arabalar geçer uykusunda. Mehmetler, Mustafa'lar. Elleri bayrak, elleri sümgür, elleri tüfek. Şimşekler çalar, hepsinin gözlerinde. Hele bir de İzmir'e girişini görseydiniz Mustafa Kemal'i. Bir kahve duvarındaki resimde gördüm. Bir yılın güz öğlesinde. Şanlı haki orbası üstünde. Koymuştu kılıcını içine kınının. Yürüyordu arasında sevgili halkının. Ayağında Anadolu'dan getirdiği toz. Bir inanç gözlerinde tükenmez. Alabildiği insan kalabalığı. Bir aydınlık geleceğe bakıyordu. Işıktı, sevinçti, türküydü. Görseydiniz o resimde Mustafa Kemal'i. Kutlarında bir milletin kaderi. Orada bir ve bir daha geldi. Gidelim. Bu söz savaşlardan yorgun düşmüş, canını, malını, hayatını vatanına atamış, milletinin sonunu gösteriyordu. İstiklal! İstiklal hakka tapan milletinin hakkıydı. Ve bu milletin daha nicelerinde hakkı vardı. Hakkıdır, bir yaşamış bayrağı üreyen hakkıdır. Hakka tapan milletinin istiklal. İşte en büyük devrim. Cumhuriyet. Ve 10 Kasım 1938 her şey birdenbire durdu. Kuşlar öldü, deniz öldü. Balıklar, ağaçlar birbirine ölüldü. Bulutlar daha bir parayı yiye bitire. Daha bir madem parası. Tatlılar sustu, güneş yok oldu. Martılar nefesi kalmadı unutmaya. Sadece bayrak yaşıyordu. Öbür de zalim saat. Yıl 1938. Tam 82 yıl. Atatürk öleli 82 yıl olmuş. Ölümlü, insanı, toprağı, bayrağı, uygarlığı bir araya getirenler. Ölümlü, özgürlüğü, ağızlı, onuru bir araya getirenler. Yaşayacaksın. 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 Tükenir elbet. Gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan bu topraklar cömert, kutsal bir ateşim gibi ersenler. İnanın, kutsal kemaller tükenler. Ben de etten kemikten elbet. Ben de bir gün göçecektim elbet. İki Mustafa Kemal'in var iyi bilin. Ben işte o ikincisi, sonsuzlukta ruh gibi bir şey görmez. İnanın, kutsal kemaller tükenler. Açtın mı dertte, beni hatırla. Duy beni en sıkıldığına. Baştan sona her şeyle vatan, sakın ağlamasın. Kasımlarda Fatih'ler, kanunlar ölmez. İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenler. Sanata ve sanatçıya her zaman değer veren, bunu her fırsatta sözleriyle ve davranışlarıyla destekleyen ulu önderimizin ölümünden 8 ay önce katılmış olduğu bir baloda ilerlemiş hastalığına rağmen
neden bir şey yaptığı vals ve zevk duyduğu hepimizin zihinlerindedir. Onu bir kez daha anımsamak için sizleri önce atamızın Zeybek oyununu izlemeye, sonra da Anadolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü konservatuar ekibini izlemeye davet ediyorum. Şubat 1938. Ölümünden 8 ay önce. Ölümünden 8 ay önce Bursa Belediyesi'nce Atatürk'ün onuruna verilen son balodayız. Atatürk belki de bu baloya katılamayacak kadar hasta olmasına rağmen belediyeye gidecek, yaşamla ölüm arasındaki o çizgide çok mutlu bir gece geçirecektir. Biraz da hüzünlüdür. Sarı Zeybek aman, şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağmur deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Ey orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle "Zeybek!" dedi. Bir kahramanlık ayini başladı. Atatürk, modern dünyanın dansı valsten sonra şimdi de "Bizim de mükemmel bir dansımız var" dediği cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan Zeybek oynuyor. Ona göre Zeybek, Batı'nın valsi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımızdır. O efeler gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi gittikçe artmaktaydı. Bu onun oynadığı son Zeybek. Thank you.
Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatıysa müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir, diyor Ulu Önder. Onun müzik tutkusunun Anadolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konservatuarı, Türk Halk Müziği Kulübü ile bir kez daha burada yaşamak ve yaşatmak arzusuyla Atatürk'ün sevdiği türküleri sizlere takdim ederiz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.